Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da, zarar, zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. E, Shiba üzerine konuşacağız burada. Shiba'da ne var ne yok diye değerlendirmek suretiyle hem Shipcoin'de e, bir takım durumlara değineceğiz. Aynı zamanda da tabii ne yapacağız? Nedir o? E, hem teknik boyutta değerlendirme, hem de durum değerlendirmesi yapacağız tamam mı? Şimdi e, birincisi şuradan başlamak lazım. Tabi Shiba'da geri çekilmeler oldu. Ciddi iğnelemeler vesaire. Şu an büyük ölçüde toparladı. Zaten bunu görebilirsiniz. E tabi BTC tarafında e, dönüş olduktan sonra Shiba'da ne yapıyor? Çok hızlı bir toparlanma kaydetti. Son iğnelemelerde tabi bunlar iğneleme kalmak suretiyle karşımıza geldi. Ben tekrar hatırlatayım, e, hep hatırlatmak istiyorum. Bugün öğlen saat 15:30'da, tamam mı? Bak dikkat edin, ABD'de tüfe oranları açıklanacak, tüfe verileri açıklanacak. Zaten tüfe açıklandıktan sonra saat 15:30'da e, bir hemen aniden bir video paylaşacağım, tamam mı? İşte 15:30, o da açıklanır açıklanmaz işte bakarım zaten. Yani 15:40'da da video gelmiş olur. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Piyasadaki kısa vade yön için demiyorum. Yani sonuçta bu tüfe ABD tarafındaki bu tüfe şu anda değil kripto dünyayı e, kontrol altında tutmaya ve pariteleri yönetmeye devam ediyor. O kadar ciddi bir olaydır. Aynı zamanda 14 Haziran'daki biz sürekli diyoruz ki FED faiz arttıracak mı işte duraklamaya mı gidecek e, hep bunlardan gidiyor. Yani adamlar bunlara göre karar veriyor zaten. O yüzden diyorum. Tamam mı? Önemli bir olaydır. 15-30'da gün içerisinde hem kısa vadede piyasada yönü belirleyecektir Shiba ve kripto paralar için. Aynı zamanda da uzun vadedeki yönün nereye doğru belirleneceği konusunda bize çok aşikar bir fikir verecektir. Shiba'nın fiyat tahmini Dogecoin katili SHIB için işler kötüleşiyor sıradaki yönleriz. Ya böyle acite acite başlıklar yazmaya gerek yok İşler niye kötüleşsin piyasa içerisinde bitcoin büyük bir dominans etkisiyle çatır çatır sarsıyor yani sanki düşmeyen altcoin var da diyorum altcoinler şeye döndü yani makarna süzgecine döndü kevgire döndü çatır çatır düşüyorlardı zaten bir zaman e bitcoin sarsarken de normaldir bunlar yani bu kadar büyük bir sarsma. Bakın geçmişteki verilere de bakın e, altcoin'de bundan önceki sezondan önce sürekli hep klişe yani bir parti golden cross ondan sonra bir parti dead cross altcoin sezonu ondan sonra başlar. Ya bu da bahar etabı dediğimiz BTC boğasının başladığı fakat altcoin sezonunun açılmadığı yani altcoin'lere para akışının henüz gerçekleşmediği o e, kısa sezonu ifade etmektedir. Tabi bu sezonda da yükselen bir bitcoin seyrederiz. E dominans etkisiyle sarsılan altcoin'ler seyrederiz. Önceden de hep bu şekilde olmuştur yani. O yüzden e, Shiba'da işler kötüleşiyor. Avax'da işler kötüleşiyor. Sol'da işler kötüleşiyor falan. Böyle acite acite şeyler yazmaya gerek yok. Dur Allah'tan söyledim de lafa öyle başlamış. Durum giderek kötüleşiyor. Ethereum blok zinciri üzerinde bir ERC20 tokeni olarak var olan Shiba Inu köpek temalı kripto tokenı son günlerde pip gibi yeni rekabetçi meme tokenlarda görülen büyük yükselişlerden iğme kazanamadı. Yani niye iğme kazansın bu korelasyonlu bir altcoin'den söz etmiyor muyuz biz? Öte yandan pip ve SpongeBob gibi daha yeni meme tokenlardan rally kazanırken Shiba Inu yoğun satış baskısı altında. Abi SpongeBob ne ya? ne çıktı yine bizim karşımıza bilmiyorum ki. SpongeBob neymiş yani? PIP şey e, tabii ki yeni ve benim de beğendiğim bir meme coin projesidir. Fakat PIP'in yükselişiyle e, Shiba'daki ya da Doge'daki geri çekilmenin bir alakası yoktur. Daha konuyla alakalı dün de konuştuk. Bakın Shiba'yla Doge şu anda e, çok aleni bir şekilde PIP destekliyor. Neden? Kendileri de farkında Uzun vadede pipin yükselişi demek Shiba ve Doge'da dahil meme coin'lerin geneli için bir yükselişi ifade etmektedir tamam mı? O yüzden aralarında bir rekabet vesaire yok. E, e, Pip kurucusu geçenlerde konuştu ya o da Doge'la alakalı falan konuştu. Böyle Doge coin'i falan övdü bir sürü işte e, kendi coin alakalı coin'iyle alakalı olaya biraz şaka odaklı falan yaklaştı. E sonuçta Mimcoin kurucusu olduğu için normaldir. Pazartesi günü shib USD geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 2 ay boyunca destek sağlayan 5098 değil 5097 olacak. E demeyin ki ne önemi var. Sonuçta 4-5 sıfırlı bir coin. Yani hassasiyeti daha fazla tamam mı? Ya bu Bitcoin'dan bahsetmiyoruz burada. Dolarlık bölgedeki kritik desteği kaybettikten sonra Gün içinde %6'dan fazla düşerek token başına 5.09 doların altında işlem görüyor. Evet, şu anda da o minvalde işlem görmeye devam etmektedir. Tabi en son 82-83 civarlarına kadar düştü. Ee, iyi bir alım noktasını ifade etti. O yüzden bu pozisyonlarda değerlendirilmesi icap ediyordu. Shiba Inu'nun ay boyunca kayıpları şu anda %12 civarında ve Yıl içindeki kazançlar %10'a düştü. Evet. SHIB yıl başından bu yana Şubat ayındaki 4.16 dolarlık bölgedeki zirvesine kadar %95 kadar yükselmiş. Doğrudur aynen. Piyasa geneliyle e, yakın birazcık daha üzerinde bir hareket sergiledi. Fiyat tahmini diyor. Shiba Inu için yön neresi? Ben e, bu videoda Shiba Inu için yön şurası diye bir e, konuşma gerçekleştirmeyeceğim. 100 katlık değerlenme vadeden tokenları aramaya yöneliyor. Ya dediğim gibi hani Shiba'da 100 katlık 100x yani Shiba için ne kadar olur ne kadar olmaz tartışılır. Bu şekilde spekülasyonlar var. 100x bu sezon için Shiba'da şöyle söyleyeyim hani gelirse şaşırmam. İmkansız mı? Değil. Aranmalı mı? Bence aranmamalı. Tamam mı? Yani ilk parti 3-0-1 devamında 2-0-1'i yoklayabilir son partide e, dalgalar dahilinde. Ama dediğim gibi konuşmak için erken önce şu e, kısa vade içinde tüfeği bir alalım. Ben burada bunu değerlendirmeyeceğim. Hani fiyat minvalinde işte şu düşüş şey falan yükseliş. Falan. Önce bir tüfeği alalım. Bismillah daha elimizde bir şey yok. Almamız lazım. Tamam. Shiba Inu alternatifi Spongebob. Ya Spongebob mu Spongebob yok arkadaş. Allah bu ne ya? Şöyle bir şey çizgi film şeyi. Allah'ını seviyorsa. Şaka gibi bir şey. Böyle saçma sapan şeyleri almayın ya. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim ya. herkese. Hoşçakalın.